Amerika Birleşik Devletleri'nin de temasları sürüyor. Avrupa'da özellikle Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşıyla Polonya'da bir araya geldi. Sınır altında kameraların karşısına geçen ikili bir kez daha dayanışma, dayanışma mesajı verdi dünyaya. The world... Tüm dünya Ukrayna'nın yanında duruyor. Tıpkı şu an Ukraynalı arkadaşım ve mevkidaşım Dimitri Kuleba'nın yanında durduğum gibi. My friend... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kulebayla Polonya'da bir araya geldi. Blinken, Kiev'in Rus işgaline karşı yürüttüğü mücadelenin ilham verici olduğunu söyledi. Ukrayna lideri ve dostum Zelenski'nin gösterdiği cesaretten çok etkilendiğimi söylemeliyim. Zelenski ve tüm hükümet görevlilerinin işgale karşı verdiği mücadele ve liderlik ilham verici. Ve dünya burada, dünya seninle. İkilinin arasındaki samimi diyalogta dikkati çekti. Washington'dan askeri desteğin artırılmasını isteyen Kuleba, Amerikalı mevkidaşına adının kısaltması olan Tony şeklinde hitap etti. Öncelikle buraya kadar geldiği için Tony'ye teşekkür ederim. En kritik ihtiyaçlarımız savaş jetleri, saldırı uçakları ve hava savunma sistemleri olduğu sır değil. Bize sağlanan Stinger füzeleri için teşekkür ediyoruz. Daha bugün 3 Rus taarruz uçağını düşürdük. Ancak göklerimizin güvenliğini sağlamak için büyük hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Savaşı kesin olarak kazanacaklarını söyleyen Kuleba, "Tek değişken zafer için ödeyeceğimiz bedeldir." ifadesini kullandı. Ukrayna her halükarda bu savaşı kazanacak. Çünkü bu halkın kendi toprakları için verdiği bir savaş ve biz haklı davayı savunuyoruz. Tek bilinmezse zaferimizin bedeli Ortaklarımız cesur ve sistematik adımlar atmaya devam ederse, bize gerekli silahları sağlamaya devam ederlerse, bu bedel çok daha düşük olacak.